standart indirgenme potansiyelleri ile çalışırken voltajın intensif bir özelliği olduğunu bilmek oldukça önemli. Videonun sonuna geldiğimizde intensif derken ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Örnek olarak buradaki birinci yarı tepkimeyi kullanalım. Bu tepkime gümüş iyonlarının gümüş metaline indirgenme tepkisi yani Ag artı ve bir elektronunun gümüş metalini verdiği bir tepkime. Standart indirgenme potansiyeli bu yarı tepkime için 0,8 volt. İlk olarak yapacağımız şey standart serbest enerjideki değişimi hesaplamak. Bir önceki videodan da hatırlayabilirsiniz. Eğer voltajı biliyorsak standart serbest enerjideki değişimi yani delta G0'ı hesaplayabiliyorduk. Eşitlikte ilk olarak bir eksi işaretimiz var. n de bildiğiniz gibi elektron mol sayısı. Elimizde 1 mol elektron olduğuna göre bunu da denkleme yerleştirebiliriz. Bunu da buraya ekleyelim. Bundan başka denklemde bir de F var. O da Faraday sabitiydi. Önceki videolarda yaptığımız hesaplara göre bu sabitin 96.500 klomp bölü mole eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu bize 1 mol elektronunun yük miktarını veriyordu. Bunu voltaj değerleriyle yani 0,8 ile çarpmamız gerekiyor. Bunu da yazalım. Ama ben buraya volt yerine joule bölü klomp yazmak istiyorum. Böylece hangi birimlerin birbirini götüreceğini de görmüş oluruz. Elektron mol sayıları birbirini götürür. Aynı şekilde yükler yani klomplar da birbirini götürür. Sonuçta cevabı jül olarak buluruz. O zaman burası eşittir. Öncelikle eksi işaretini koyalım. 1 çarpı 96500 çarpı 0,8. Tabii bu değerin negatifini almamız gerekiyor. Yani eksi 77200 jül. Bir diğer deyişle eksi 77 kJ. Demek ki 1 mol gümüş oluşurken meydana gelen serbest enerjideki değişim eksi 77 kJ oluyor. Peki 2 mol gümüş oluşturmak istesek ne olurdu? Yarı tepkimedeki her şeyi 2 ile çarpmamız gerekirdi. O zaman 2 Ag artı yani 2 mol gümüş iyonu artı 2 mol elektron bize 2 mol gümüş metali verecek. Peki bu durumda standart serbest enerjideki değişim ne kadar olacak? Eğer biraz önce bulduğumuz bu değer 1 mol gümüşün oluşması için gereken standart serbest enerjideki değişimse bu değeri 2 ile çarpmamız gerekir değil mi? Eksi 77 kilojül çarpı 2 eşittir eksi 154 kJ. Bu da 2 mol gümüş oluşurken gözlemlenen standart serbest enerjideki değişim. Demek ki Gibbs serbest enerjisi ekstensif özellik olarak tanımlanabilir. Yani madde miktarına bağlı bir özellik. Elinizde ne kadar madde olduğuna bağlı olarak değişen bir değer. Demek ki 2 mol elektronla ve 2 mol gümüşle uğraşıyorsak standart serbest enerjideki değişimi de buna bağlı olarak değiştirmemiz gerekir. Öyleyse voltaj hakkında ne diyebiliriz? Bu durumda standart serbest enerjideki değişimi biliyoruz. Yine aynı denklemi kullanarak voltajı bulabiliriz. Bu sefer standart serbest enerjideki değişim için eksi 154 kilo Joule yazacağız. Daha doğrusu Joule olarak yazmamız gerekiyor. O zaman eksi 154 bin Joule eşittir. Eksi n, n tabii ki mol sayısı. 2 mol elektron dediğimize göre burası eksi 2 olacak. Hatta bu değeri bir de Faraday sabitiyle çarpmalıyız. O da 96.500. Evet bundan sonra denklemi artık voltaj yani E0 için çözebiliriz. Gelin bu hesaplamayı yapalım. Hesap makinemizi alalım. Eksi 154 bin bölü eksi 2 bölü Faraday sabiti yani 96.500. Cevabımız 0,8 çıkıyor. Yani yuvarlarsanız 0,8 volt diyebiliriz. Demek ki 2 mol gümüş de oluştursak, 1 mol gümüş de oluştursak potansiyel aynı. Bu noktanın altına çizmemiz gerekiyor. Rengi değiştirelim. 2 mol gümüş oluşturmak için gereken potansiyeli 0,8 volt bulduk. Bu aynı zamanda 1 mol gümüş oluşturmak için gereken potansiyel değeriydi. Demek ki voltaj bir diğer değişti de potansiyel intensif bir özellik. Yani madde miktarına bağlı değil. Kaç mol gümüş oluşturduğunuzun ya da kaç mol elektron kullandığınızın bir önemi yok. Potansiyel aynı kalacak. Standart indirgenme potansiyelleri ile ilgili uğraşırken bunu hatırlamanız çok önemli. Biraz önce yaptığımız gibi yarı tepkimedekileri 2 ile çarpmanız gerektiğinde potansiyeli çarpmamanız gerekiyor. Çünkü potansiyel madde miktarına bağlı bir özellik değil.